Merhabalar, bu dersimizde jQuery UI kullanarak otomatik tamamlama formu oluşturacağız. İlk önce yapacağımız uygulamaya bir bakalım arkadaşlar. Buradan autocomplete bağlantısı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi widget'ların yani widget'ların içinde. Buna tıklıyoruz. Yazdığımız zaman herhangi bir yazı yazmaya başladığımız zaman otomatik tamamlama formu açılacak. Yapacağımız bu arkadaşlar. Kodlar da burada. Şimdi arkadaşlar views, home, index, CSS, HTML sayfasını açıyorum. Bu ana sayfamızın içeriği. Burada kodlarımı yazmaya başlıyorum. İlk önce her zaman yaptığım gibi stil tanımlamaları yapacağım. Search arayamız olsun. Arama alanımız. Width 300 piksel. Padding 5 piksel. Height 30 piksel olsun yüksekliği. Position relative. Margin auto ile sayfada ortalıyorum. Margin tab ile yine yükseklik veriyorum. Ve arka plan rengi de RGBA sınıfından 0 0 0 siyah. %50 oranında siyah olsun diyorum. 0.5. Bunu bir kullanalım. Nasıl gözüküyor bakalım. Gördüğünüz gibi arama alanımız şu an bu şekilde. Şimdi text alanını, metin girilebilecek alanı özelleştirelim. Width'i 235 piksel olsun. Yüksekliği 28 piksel. Bu kenarlıktan geliyor arkadaşlar. 30 yerine 28 kullanmamızın sebebi kenarlıklardan kaynaklanıyor. Relative diyorum. Float left. Sola doğru hizaladım. Satır yüksekliğim 30 piksel olsun. Text indent veriyorum arkadaşlar. Text indent. Yazı yazmaya 10 piksel boşluk bırakarak başlıyorum. Border width ise 0 olsun. Yani kenarlığı olmasın demek. Form elementlerini kullanırken her zaman yaptığımız gibi form etiketini kullanıyoruz. Daha sonra input type metin olsun diyorum. Sınıfı da yine text olsun. Bir bakalım arkadaşlar nasıl olmuş. Evet, şu an bu şekilde. Metin alanımızı yerleştirdik. Buna bir de bir düğme ekleyelim. Ara düğmesi olsun. Search. Width 60 piksel. Height 30 piksel olsun. Position relative. Margin auto demeyeyim arkadaşlar, demiyoruz. Float left diyorum. Margin left 5 piksel bir boşluk veriyorum sola doğru. Bunda da yine kenarlıklar gözükmesin. Border width'ine 0 veriyorum. Cursor pointer olsun diyorum. Arka plan rengi de yine RGBA sınıfından 255, 255, 255 beyaz olsun. %90 oranında beyaz olsun diyorum. Şunlara outline none veriyorum arkadaşlar. Chrome'da sarı çizgiler gözükmesini istemiyorum. Şimdi bunu ekleyelim. Input type button olacak arkadaşlar. Düğme yapıyoruz. Class'ı da search olacak. Tabi bunun bir de değeri olmalı. Value. Değeri de düğmenin ismi olacak arkadaşlar. Ara yazsın düğmede. Bu şekilde düğmemizi de ekledik arkadaşlar. Şimdi buna otomatik tamamlama formu oluşturacağız. Mesela A yazınca buradan A ile ilgili kelimeler çıkacak. IntelliSense kelimeleri.
Bunun için autocomplete'deki script alanını alıyorum arkadaşlar. Buraya yapıştırıyorum. İşte bu kadar basit. jQuery ile otomatik tamamlama formu oluşturmak. Bu kadar basit. Şunu text yaptım mı? Tamamdır arkadaşlar. Çünkü metin alanımız burada olacak. A yazdığım zaman bu şekilde A harfi ile ilgili kelimeler çıkacak. Kullanıcı ne kadar çok kelime yazmaya başlarsa, harf yazmaya başlarsa kısıtlamalar artacağı için o kelimeye daha rahat ulaşabilir. Örneğin AC yazdı. Aşağı yön tuşuyla direkt bu kelimeyi seçip Enter'a bastığı zaman ise aramasını gerçekleştirecektir. Bu kelimeleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Sadece sonda virgül koymamaya özen gösterin. Ayrıca şunu da göstereyim. Ctrl F yapıyorum. Daha sonra Auto Complete diyorum. F3 ile ilerliyorum. Burada gözüküyor arkadaşlar. Default yerine pointer kullanabilirsiniz. Çok fazla kelime verip listeniz aşağı sarkabilir. Bunu önlemek için de hide ve overflow hidden özelliklerini kullanabilirsiniz. Hide'ı belli bir hide verip overflow hidden derseniz taşmasını önlerseniz. Ayrıca temasını ise şöyle göstereyim. Galeriden ayarlayabilirsiniz. Ben Darkness'ı seçtim. Bunu kullanıyorum. Buradan renklerini, renk ayarlamalarını yapıp kendiniz de kullanabilirsiniz. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.